Haklar çok mühim kardeşler. Mali haklar da mühim. Kulluk hakları da çok mühim. Gıybet edilmeden bu kulluk hakkında özür dileyeceksin, af dileyeceksin vesaire, helalleşeceksin. Mali hak var, ona dikkat edeceksin. Miras hakkına dikkat edeceğiz. Aksi halde Nisa suresi 14. ayete bakalım. O da Cenab-ı Hak nasıl buyuruyor? Allah'ın verdiği bu esaslara uymayanlara Cenab-ı Hak bir azap vardır buyuruyor. Korkulu bir azap vardır buyuruyor. Velhâsıl miras hukuku, bunu muhakkak gidip bir feraiz bilen bir hoca efendiden sorun. İki taraf birbirine haksızlık etmesin. Yarın bu önümüze çıkabilir. Çıkabilir, çıkar mutlaka. Haksızlık yapan haram lokma yemiş olur. Kul hakkına girer. Muhakkak aman kardeşler, bu miras hukukuna dikkat edelim. Eğer mali bir hak var üzerimizde diğer bakımdan, eğer fakirlikten dolayı iade edemeyecek durumdaysak helallik gidip isteyeceğiz. Kardeşim ödeyemiyorum, hakkını helal et diyeceğiz. Hak sahibi ölmüş ve kendine ulaşılmıyorsa onun adına o mali hakkın bedeli kadar infak edilecek. Ödemeye hiç imkan yoksa bol bol hasenat işlenecek ki çünkü o kul o hakkını kıyamet günü isteyecek. Bol bol amel salih işleyeceksin ki amelsiz kalma öbür tarafta. Çünkü vereceksin bir kısmını orada. Resulullah Efendimiz helalleşmeye de çok dikkat edin. Dünyada rezil olmaktan ahirette rezil olmak çok daha beterdir buyuruyor. Birçok şey kendinden misal verir Efendimiz. Vefatında Bâkiâ kabristanına gitti. Oradan eshâb-ı kirâmı Ravza'da topladı. Eshâbım dedi, kendini izafe ederek, kimin malını bilmeden almışsam, işte malım gelsin alsın buyurdu. Kimin sırtına bilmeden vurduğumsa, işte sırtım gelsin vursun buyurdu. Tam bir hakkın, hukukun tevzi. Onun için helalleşmek, vefat etmeden evvel bu zaruri. Efendim, hatta ben Orta Asya'ya gittiğimiz zaman, nasıl dedim, orada daha yeni birkaç hoca efendi, ne yapıyorsunuz dedim siz cenazelerde. Biz baştan dedi, şöyle yapıyoruz dedi, cenazemi kılmadan dedi, bunun akrabası kimdir? Şudur, gel bakayım buraya diyoruz. Sen bunun hakkını, bunu borcunu vesairesini kulak tekfir ediyor musun? Ediyorum derse namazını kılıyoruz dedi. Yok, bir gayne kaldı, kılmıyoruz namazını dedi. Efendi zamanında da oldu. Efendimiz bunun hakkını tevzi edecek, ödeyecek kimse var mı? Herkes sustu. O zaman siz kılın, Efendimiz ayrıldı. Akrabanın biri koştu, ya Resulallah, ne olursun kıl dedi. Peki de sen de kefil misin dedi, kefilim dedi. O zaman Efendimiz döndü, onun cenaze namazını kıldı. Bu neyi gösteriyor? Bu kul hakkının ehemmiyetini gösteriyor. Şunu unutmayalım ki maalesef, bu çok gıybet yapılır, nemime söz taşınır, bunlar da bir kul hakkıdır. Yine bir kul hakkına bir misal, Hazreti Ömer radıyallahu anh, çarşıda giderken, o zaman Medine'de yollar dar tabi, güneşten korunması için. Seleme diye bir sahabeden bizzat yolun ortasına birisi konuyor dar yolda. Hazreti Ömer onu böyle az az bir iti veriyor şöyle. Yolu kapatma diyor. Bak Müslüman önü kesme diyor. Aç ki diyor, kenarda görüş ki diyor, Müslümanlar yolcu devam etsin diyor. Bir sene sonra Ömer Ali Seleme'yi görüyor. Seleme diyor, bu sen hacca gidecek misin diyor. İmkan diyor. Gel benimle diyor. Eve gidiyor. 600 dinar veriyor. Al bu sen hacc et yap diyor. Sahabi ya halife diyor, bu nereden çıktı bu 600 dinar diyor. Hani diyor geçen sene diyor sen diyor bir yolu kapatmıştın diyor. Ben seni asamla itmiştim yolu kapatma diye diyor. Belki o zaman diyor bu acıdı diyor. Belki sen kırıldın diyor. Bunun için ben sana 600 dinar veriyorum onu telafi etmek için diyor. Halife ben bunu unuttum diyor. Sen unuttun ama ben bunu unutmadım diyor. Çünkü kıyamette hep karşılaşacağımız hadiseler bunlar. Bu hatta bizim Osmanlı Devleti'nde devletin kuruluşundan yıkılışına kadar maaşlı askerler vardı. Bunlar her cuma, cuma selamlığa girirlerdi. Padişah çıkarken, padişah mağrur olma, padişahım senden büyük Allah var diye bağırırlardı. Kendilerine haricen yapılan manevi irşat ve ikazı bir resmileştirmişti ecdadımız. Velhâsıl mü'min, amellerinde ihlas ve samimiyet olacak.
Her iş ivasız, garipsiz, hasbeden Allah rızası için olacak. Çorak insan diye rahmet insanı olacak. Yağmur gibi girdiği her yere, yağdığı her yere bir hayat verecek. Güneş gibi en kuytu yerleri, en güzel yerleri aydınlatacak. Yani insan, hayvan, nebatat ne varsa o insanla hayat bulacak. Çünkü insana emanet. Hayvanlar da emanet, nebatat da emanet, her şey emanet. Mümin dili bir rahmet dili olacak. Cenab-ı Hak kavlen kerima, kavlen meysura, kavlen marufa, kavlen leyyina. Hep nazik, latif, muhataba göre bir Cenab-ı Hak bir nasıl hitap edeceğiz? Onu bize Cenab-ı Hak ikaz ediyor. Bir de bunun arkasında unutma ki diyor, seslerin en kötüsü merkeplerin sesidir buyuruyor. Cenab-ı Hak bize kainatta her şeyle misal veriyor. Güzellerle misal veriyor, çirkinlerle misal veriyor. Hiç kimse bir affeden bir merkep sesini dinlemek istemez. Onu bir kafese koyayım dinlemek ister, bülbül sesini dinlemek ister. Demek ki insan tırmalayıcı bir lisanla konuşmayacak. İslam bir nezakettir, zarafettir. Bir kalp kırmayacak. Bu çok mühim. İmam Rabbani Hazretleri buyuruyor ki kalp kırmak hususunda şunu iyi bil ki diyor kalp diyor Cenab-ı Hakk'ın komşusudur diyor. Onun mukaddes zatına kalpten daha yakın bir şey yoktur buyuruyor. O hadi ister mümin olsun ister asi olsun diyor kalbi eziyet etmekten sakın diyor. Çünkü komşu asi de olsa himaye edilir ama buna uzak durun buyuruyor. Molla Cami Hazretleri nazargâh-ı ilahi olan bir kalp gönül al diyor. Çünkü gönül al ki diyor, o senin hacc-ı ekber olsun. Öyle bir gönül bul ki diyor, o gönül diyor, onu diyor, o gönlü abad etse, o senin hacc-ı ekber olsun diyor. Yeni Yunus Emre de, gönül çalıbın tahtı, yani Allah'ın tahtı. Çalıp Allah'ın manası. Çalıp gönlüne baktı, iki can bedbahtı, kim onu yıkar ise. Demek ki bir Müslümanın konuşması, hali vesairesi çok ayrı olacak. İnsanın nazarı da öyle. İnsanın nazarı kalbinin rengine göre tecelli eder. Bu sefer merhametle yoğrulan bir kalbin nazarı baktığı kimse için rahmet olur. İşte evliyanın nazarı budur. Çünkü gözün göze tesir eden kalptir. Onun için herkesin nazarı kalbinin rengine. Eğer bir hasetle bakıyorsa o kalp o hasetle baktığı kimseye zarar verir. Eğer merhamet yoğrulmuş bir kalp merhametle, şefkatle, muhabbetle bakıyorsa o ona fayda verir. Hizmet ruhun gıdasıdır. Boş vakit istemiyor Cenab-ı Hak. Hizmette cömertlik olacak. Zira imanın en büyük meyvesi merhamet, onun ise hizmettir. Merhamet etmek acıyabilmektir. Allah'ın büyük bir lütfudur acıyabilmek. Zira yalnızca acıyabilen insan için kalp izan ve icdandan söz edebilir. O zaman vicdan nedir? Vicdan vecede yücüdü vicdanen insanın kendini kendinde bulması vicdan. Bir insanlık haysiyetidir. Yeryüzüne merhamet edin ki gökyüzüne size merhamet. Demek ki önümüze gelen karıncaya bile dikkat edin. O karıncaya bile bir ibret nazarıyla bakacağız. Nasıl onun için cihazlar var? Nasıl bir hayat tarzı var? Nasıl var? Hatta Sâd-ı Şirazi diyor ki meyazar muri kedane do keşet kecancane do can şiirin hoşest. Bir diyor karıncayı incitme diyor. O diyor ufacık bir can bile bir can taşıyor diyor. Efendimiz buyuruyor. Müslüman en fazla dilinden, elinden Müslümanlar emniyette olduğu kimsedir buyuruyor. Yani karakter ve şahsiyet. Efendimiz İslam'ı tebliğ etmeden evvel müşrikleri topladı akrabalarını. Şu dağın arkasında düşman var dedim kabul eder misiniz dedi. Onlar ilk başta senin her dediğin doğrudu. Sen hiç yalan söyleme dediler. İçimizde en çok karakter ve şahsiyet sahibi olan sensin dedi. Senin her dediğin doğrudur dediler. Ve bir Müslüman da bu karakter ve şahsiyet yaşaması tevzi etmesi lazım. Cahiliye devri bir terör devriydi. 23 senelik Efendimizin o terbiyesiyle o kan gölüne dönen o çöller huzur buldu. İnsanlar huzur buldu, hayvanlar huzur buldu. Köle bir köle bir köpekle 3 dilim 3 parça ekmeği paylaşıyordu. Yaklaştım diyor Abdullah bin Cafer. Baktım diyor köpeğe diyor devamlı ekmek veriyor diyor. Sen kimsin ben köleyim dedi diyor. Nedir bu 3 ekmek dedim diyor. Bugün bana bunu Allah gönderdi diyor. Beni yaratan Allah bu köpeği yaratan aynı Allah. Demek ki Allah bunu bana misafir olarak gönderdi. Ben de bunu ikram edeceğim. Baktım 3 tane diyor ekmeği diyor parça parça veriyordu diyor. Sen ne yapacaksın dedim diyor. Ben bugün sabredeceğim dedi diyor.
Ben diyor Abdullah bin Cevâd kendimi cömert zannediyordum diyor. Bu kölenin cömertliğini görünce diyor mahcup oldum diyor. Peki bu köle kimin terbiyesi için yetişti? Kim terbiye etti bu köleyi? Yine o sütçü kadının hikayesi. Anne süt koy diyor, su koy süte diyor. Peki diyor, anne diyor, halife görmüyor mu, Allah görmüyor mu diyor. Demek kalp bu şuura gelebilmesi. İşte marifetullah bu. Cenab-ı Hakk'a o kalbin huzur bulabilmesi. Yine buna bir misal. Ömer bin Abdülaziz var. Bu sütçü kadının torunudur bu. Hani bu diyen şey halife görmüyor ama Allah görmüyor mu anne diyen Hazreti Ömer radıyallahu anh bunu duyuyor. Kızı alıyor, oğluyla evlendiriyor. Oradan da Ömer bin Abdülaziz geliyor. Bu Ömer bin Abdülaziz 2,5 senelik bir hilafeti vardır. İslam tarihinin en büyük fazilet imzasını atanlardan biri de budur 2,5 senede. Onun hanımının bir hatırası var. Bir gün diyor Ömer bin Abdülaziz'in yanına girdim diyor. Namazgâhta oturmuştu, elini alnına dayamış, durmadan ağlıyordu diyor. Gözyaşı yanaklarını ıslatıyordu. Ona nedir bu halin dedim diyor. Derdin nedir dedim diyor. Ey Fatıma, bu ümmetin en ağır yükünü omuzlarımda taşıyorum. Ümmetini açlar, fakirler, hasta olup ilaç bulamayanlar, yalnız başına terk edilmiş dul kadınlar, hakkını aramayan mazlumlar, küfür gurbet diyarındaki Müslüman esirler, ihtiyacını karşılamak için çalışma takip eden kesin muhtaçlar, yaşlılar, aile efradı kalabalık fakir aileler. Onun reisleri beni üzüntüye gark ediyor. Yakın uzak diyarlarındaki böyle mümin kalbi düşündükçe yükümün ağırlığında ezilip duruyorum. Yarın hesap gününde Rabbim bunun için beni sorguya çekerse, Rasûlullah bunun için bana itap etseydi bulunsa, ben nasıl cevap vereceğim dedi. Üzerinde örtü atıyordum diyor, bakamıyordum da halinde diyor. Sanki diyor, havuza düşüyor ve kuş gibi çırpınıyordu diyor. Allah razı olsun bana bir serzenişte bulunsa ben ne yaparım diyordu diyor. Yine bir gün buna bir eski dostu geliyor Ömer bin Abdülaziz'e. Haber gönderiyor. Bir kendisi ben eski dostuyum diyor, arkadaşıyım diyor, bir görmek istiyorum diyor. Geliyor bakıyor bir şaşırıyor. Aa diyor, Ömer bin Abdülaziz diyor, sen de oldun müheykel vücut diyor. Ne olmuşum böyle diyor. Gözler içeri çökmüş diyor. Kan burun çıkmış diyor. Kemiklerin çıkmış. Ne bu halin diyor. 2,5 sene sonra hilafetinden. Geç bunları, geç diyor. Sen diyor, 3 gün sonra benim de kabrimi açsalar diyor, beni görsen diyor, bundan çok daha beter şaşıracaktın diyor. Sen geç bunu, bana diyor, İbn Abbas'tan iki tane hadis-i şerif oku da ferahlayayım diyor. İşte bu marifetullah'a ermiş bir gönül bu. Yine bu gafletten kendimi koruyabilmek. Bir derviş geliyor, Hasan Basri'den bir şey istiyor. O da hemen kalkıp gömleğini çıkartıp veriyor. Diyorlar ki, ey Hasan diyorlar, eve gidip diyorlar, evden bu gömleği gönderse olmaz mıydı diyorlar. Niçin acele ettin böyle diyorlar. Üstü açık eve gideceksin diyorlar. Hasan Basri şöyle cevap veriyor. Bir defa bir muhtaç mescide geldi diyor. Karnım aç dedi diyor. Biz de gaflet ettik, hemen yiyecek getirmedik diyor. Eve gideyim mi getiririm diye. Onu mescide bıraktık diyor, evimize gittik diyor. Sabah namazına geldik diyor, baktık diyor, zavallı bir kenarda ölmüş diyor. Üzüldüm çok diyor. Hem bir de kefen buldum diyor. Kefen bular onu diyor defnettim diyor. Ertesi gün zuhrat olarak diyor fakire sardığımız kefeni diyor bir yakaza halinde mihrapta gördüm diyor. Üzerinde kefenini al Allah kabul etmedi diye yazdı diyor. O gün bundan sonra bir ihtiyaç sahibini gördüğümde hiç bekletmeden hemen ihtiyacını göreceğim diye yemin ettim diyor. Onun için duruma göre az çok bir gönül almak. Ret yok.